Ergün Diler Başrol Israrla Hamas İsrail arasındaki savaşın ortasında kalmanın mantığı yok. Küresel çapta olan biteni anlamaya çalışan insan sayısı az. Sık sık not düştüğüm gibi büyük ses getiren olaylara asla ve kat'a yerel mercekten bakılmaz. Bakmayın. Türkiye'de de olsa İsrail'de de olsa fark etmez. Gelin bugün Kılıçdaroğlu'ndan girelim, Hamas'a gidelim. İsrail'den başlayıp Amerika'ya, oradan İngiltere ve daha sonra da Çin'e uzanalım anlamak için, daha geniş bakmak için. Körfez harekatları başladığı zaman yani Çöl Fırtınası harekatı 1990'da bölgenin değişeceğinin en güçlü sinyalleriydi. Daha sonra Türkiye'de ve bölgede çok şey eskisi gibi olmuyordu. Amerika Kürtler üzerinden enerji ve enerji yolları üzerinden yeni oyun kuruyordu. Yılda 1 trilyon dolara yakın para ayırdığı ordusuyla bunu yapıyordu. Türkiye de o tarihten sonra değişti. AK Parti'nin gelmesinden çok CHP'nin değişmesi, başkalaşması önemliydi. Deniz Baykal, küresel bir inisiyatif sonucu koltuğundan uzaklaştırıldı. Kemal Bey geldi. Kendisi farkında mı değil mi bilemem. Ancak görevi CHP'yi tasfiye etmekti. Deniz Bey'in ve o CHP'nin temel amacı resmi ideolojiyi yaşatmaktı. Resmi ideoloji ortadan kalkacaksa CHP'de de değişim olması kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Yeni CHP'ye bakın. Eskisi gibi ulus devlet, Türklük, laiklik, Atatürkçülük görüyor musunuz? Elbette hayır. Ordu da bu işe dahil edildi. Bölgenin değişen dinamikleri bizi buna mecbur kılıyordu. Olan buydu. Kaçış da yoktu. Duygusal pencereyi bırakıp akılla bakmayı tercih edince olan biten kapınızın önüne geliyordu. Devam. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden ve sonuçlarından biri Yahudilere devlet ve toprak kazandırmaktı. Öyle de oldu. Savaştan özellikle Avrupa'dan kaçan Yahudiler Amerika'ya hücum etti. Amerika, olmaz sizi alamam, dönün sizler için var ettiğimiz vatanınıza, İsrail'e gidin dediler. Planları şuydu, kurulacak Yahudi devleti buradaki Müslümanların düşmanı olur ve buradaki düşman nedeniyle Müslümanlar başka hasım aramazlar ve bizimle dost olur. Ve bunu başardılar. İsrail'in rolü budur. Abartmaya olduğundan farklı göstermeye gerek yok. Madalyonun diğer tarafına bakalım. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün uluslararası silah transferlerine ilişkin raporuna göre, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır 2018-2022 döneminde en çok silah ithal eden ülkeler sıralamasında ilk ona girdi. Suudi Arabistan, Katar ve Mısır başta olmak üzere 9 Arap ülkesi 2018-2022 yıllarında dünyada en çok silah ithal eden 40 ülke arasında yer aldı. İhracat kısmında ise zirveye Amerika oturdu. Küresel silah ihracatının neredeyse yarısını Amerika gerçekleştiriyordu. Suudi Arabistan 2018-2022 döneminde küresel silah ithalatının %10'undan fazlasını karşılıyordu. Mesela Körfez'e 260'tan fazla uçak gönderilirken pilotlar da beraberinde geliyordu. Yani Amerika'nın petrolden ve silahtan doğan bir dostluğu, ortaklığı vardı. Kiminle? Suudi Arabistan'la. Ve bu hayati önemdeydi. Ancak bize ezberletilen şarkıya göre Amerika İsrail için gerekirse kendini patlatır devletini imha ederdi. Şaka gibi. Böyle bir şey mümkün olamazdı. Eğer öyle olsaydı, en önemli silahlarını İsrail karşıtı Suudlara verir miydi? Uzaktan bakınca İsrail'in görevi belliydi. Denge böyle kurulunca Filistin'e de karşı olma, karşı çıkma, mücadele etme görevi düşüyordu. İstense bahar bayram yaşanacak bölgeye bombadan, acıdan, kandan göz yaşından başka bir şey düşmüyordu. İster istemez Filistin'de Arapların İsrail'le mücadelesinin bayrağı simgesi oluyordu ve bu böyle sürüp gidiyordu. Kimse Filistin'in acı kaderini değiştirmek için samimi çaba göstermiyordu. Arafat öldüğünde 1 milyar doları ortaya çıkıyordu. Yani 1945'ten sonra kurulan oyun bugün hala istenildiği gibi sürmekteydi. Amerika ritmin bozulmasına izin vermiyordu. Şimdi Çin'e uzanalım. Örnek üzerinden. Daha önce de yazmıştım. AK Parti refah geleneğinden gelip iktidara yürüse de sonra oyunu küresel çapta başarıyla oynamayı bildi. AK Parti'nin ilk Cumhurbaşkanı Abdullah Bey'di. Gül Çin'e gitti. Amerika'nın açıktan rakibi, Rusya'nın ise örtülü hasmı olan Çin önemliydi. Cumhurbaşkanı sonra Urumçi'ye geçti. Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkentine. Gül'ü çok iyi karşıladılar. Büyük misafirperverlik gösterdiler ve Cumhurbaşkanı Gül orada Türklerle Çinliler kardeştir dedi. Kıyamet koptu. CIA'in kontrolündeki Rabia Kadir Amerika'dan devreye girdi, bölge savaş alanına döndü. Amerika Çinlilerle Türkler kardeş olamaz diyordu. Bu Türkiye'nin politikasına karşı bir adımdı. Urumçi'de Çin olayları bastırıyor, hayatlarını kaybeden soydaşlarımız oluyordu. Ve Pekin'le kurulmak istenen bağ en güçlü yerden yara alıyordu. Abdullah Gül ve arkadaşları 1 Mart tezkeresi konusunda da Amerika'ya karşı hareket ediyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir sözü, bir ziyareti küresel denge açısından önemlidir. Karşılık bulur, anında, dün de, bugün de, yarında. İsrail-Hamas mücadelesi de böyle okunmalıydı. İsrail Gazze'yi haritadan silse ya da Hamas İsrail'e çok daha büyük kayıplar verdirse ne olacaktı? Küresel tabanda bir değişime denk gelmezdi bu. Amerika'nın misyon yüklediği İsrail, yön değiştirme, pusuladan sapma gibi eğilim gösterdiğinde bunun bir faturası olurdu ancak. Önemli olan buydu. Birkaç gündür yazmaya gayret ettiğimde bu. Çin'le temas, Artık yakan bir konuydu. İngiltere üzerinden Çin'e ulaşmaya çalışmakta. Öte taraftan Hamas böyle bir saldırıdan sonra Gazze'ye bomba yağacağını bilmiyor mu? Sivillerin, çocukların, masum bebeklerin, kadınların, yaşlıların hayatlarını kaybedeceğini kestiremiyor mu? İsrail'in karizmasını yerle bir etse de karşılık göreceğini öngöremiyor mu? Son noktada İsrail yıkılmak üzere bile olsa Amerika'nın gelip kurtaracağını anlamıyor mu? Savaşla çözülecek bir mesele değildi bu. 70 yıldır sahnede olan kurgu belli ki devam edecekti. Bölgede onlarca gizli açık üssü olan Amerika'nın Hamas'a engel, İsrail'e de destek olmak için uçak gemisi yollamasına da gerek yoktu. Her yere müdahale edecek kabiliyeti fazlasıyla mevcuttu rollerden sapma olma olasılığına karşın gövde gösterisi yapmaları gerekiyordu. Öyle de oluyordu. İsrail Hamas arasında kalıp tüm değerlendirmelerimizi buna göre yapıyorduk. Önce bölgesel sonra küresel ritmi pas geçiyorduk. Haliyle eksik oluyordu. Anlamaya ve anlatmaya yetmiyordu. Oysa Washington Pekin'e karşı tarihte hiç görülmemiş bir koalisyonu hazırlıyordu. Londra'yı da unutmadan Not 1. Türkiye dışında Başkan Erdoğan dışında samimi olarak masa kurulmasını, çözüm bulunmasını isteyen var mı? Yok. Peki oyunu bozmak isteyen başka güç var mı? Yine yok. Konu budur. Ayrıca Amerika 1990'da bölgede başlattığı değişimden vazgeçmiş değil. Farklı kanallardan bu devam etmekte. Tüm hızıyla Not 2, Washington Post'un önemli isimleri Bob Woodward ve Robert Costa, Tehlike isimli kitap çıkardı. Kitapta Amerika Genelkurmay Başkanı Miley'nin 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürüldü. Savaş beklentisi var mı? Belli ki var. Garanti işe yarar mı? Şimdilik Ergündiler Takvim Haşmet Babaoğlu Doğrusunu öğrenin, bilin. İşi nereye getirdiler görüyorsunuz değil mi? İsrail, Filistinliler çatışmasından bize neymiş? Nasıl nasırlaşmış bir bakış, nasıl sinmiş bir kaçış, onlara nasıl anlatacaksın ki Siyonizm Yahudilere vatan olarak Filistin'i seçmiş, gelmişler ve önce terörle başlamış Siyonistler. Sonra batıdaki abileri sayesinde Birleşmiş Milletler'de devletlerini ilan edivermişler. Derken Araplar buna isyan etmiş. Dünyadaki ana akım medyada fırsatı kaçırmamış, olayı Arap-İsrail çatışmasına çevirmiş. Ne numara ama, Üstelik herkes bilir devletler arasında bir çatışma varsa yıllar içinde uzlaşma da olur. Nitekim hem Amerika'nın Irak işgali gibi açık savaşlar ve Kaddafi'nin devrilmesi gibi uğursuz operasyonlar. Hem de global finans düzeni. Arap devletlerini yavaş yavaş hizaya sokmuş. İsrail'le uzlaşmak için sıraya girmişler ve buna da normalleşme demişler malum sonuç. Şimdi dünyadan habersiz bebelerin ve düşünsel ahlakını çoktan kaybetmiş morukların ağzında gevşek bir laf. İsrail ile Filistinliler arasında çatışma. Gazzeliler tek bir hamleyle işte bu numarayı bozdular. Unutulanları hatırlattılar. İşgalcinin maskesini indirip sahneye yeniden çektiler. Şimdi hegemonlar toplanıp onları bu yaptıklarına pişman etmek istiyorlar. İzliyorsunuzdur televizyonda İsrail Devleti'ni 1948'deki kuruluş ilanından 11 dakika sonra tanıyan ülkede uçak gemileri ve yüksek ateş gücüyle gövde gösterisine başladı bile. Bundan sonrası ne olacak? Büyük kıyamet teorileri üretenlere aldırmayın. Olayı İsrail-Filistin çatışması olarak sunan biz işimize bakalımcılara da takılmayın. Olup bitenin doğrusunu bilmek, kudrettir. İsrail'in nasıl kurulduğunu, neden kurulduğunu, her şeyin neden bu noktaya kadar geldiğini bilmek de bir tür silahtır. Neden? Çünkü emperyalizm kafanızın karışmasını ve üç kuruşluk borçlarınız için size anlatılan hikayelere teslim olmanızı ister. Buna karşı çıkmak önemli bir aşamadır. Öğrenelim, bilelim, olup bitenleri bilerek izleyelim.'' ve Filistinliler için dua edelim. Haşmet Babaoğlu Sabah